Bilmiyorum, hiç şerbetli kar yediniz mi? Ben daha önce bir denedim ama pek damak tadıma uymadı. Ama hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Antalya'da serinlemek isteyenler karlamaya akın etti. Yaylalardaki obruklardan toplanan karların üzerine şerbet dökülerek ikram edilen karlama sıcaktan bunalanların doğal serinleticisi oluyor. Gündoğmuş'un dağlarından getirdik bunları biz yayladan. Yaklaşık 2300-2400 akımlarından. Yaylalardan getirdiği çuval çuval karları tezgahta pekmez ve şurupla sattı. Serinlemeye çalışanlar da karlamayı akın etti. Her hafta gidip karlama yiyoruz. İçimiz serin olsun diye. Memnunum. Her hafta pazar akşamı gelmeden yiyoruz. Hava çok sıcak, 40 derece olduğu için içimiz serinlemek için her hafta karlama alıyoruz. Gündoğmuş'a bağlı 2300 metre rakımlı Susanbeli Yaylası yaz aylarında pazarcı Rıdvan Özer'in ekmek kapısı haline geliyor. Dev obruklardan topladıkları karları yazın sıcaktan kavrulan Antalyalılarla buluşturuyor. 40-50 metre obruklar olur bizim oralarda böyle. Oraya çin yağar, oradan yazın getirir geliriz yani. Her hafta cuma günleri gider geliriz yaylaya. Yani millet eder serinletiriz. Millet hava sıcakken böyle yerler. Yayladan indirdikleri çuval çuval karların üzerine pekmez veya diğer şerbetlerden dökerek satıyorlar. Bu lezzete alışanlar dondurmayı aramıyor. Antalya'nın sıcağında karlama yedik, serinliyoruz. Karnımız açabilir. Antalyalıların bu doğal serinletici ilgisi pazarcı Rıdvan Özer'e de yeni bir iş kapısı açmış oluyor. Milletin hem duasını alırız hem parasını alırız yani Antalya'nın yerlerinde. Hava sıcak olduğu için.